Burada uzun uğraşlar sonucu insanların hayatı kurtuluyor. Yanımda ise Nuriye ve Saliha Hanım var. Bize konuyla alakalı bilgi verdiler. Saliha Amaz, Kayseri 112'de ATT olarak çalışıyorum. Yaklaşık 16 yıldır bu görevi yapıyorum. Saliha Hanım, Kayseri'de ambulans kadın şoförü olarak görev almak nasıl bir duygu? Kayseri vatandaşı duyarlı mı? Zaman zaman çok duyarlı sürücüler. Ama tabii karşılaştığımız zorluklar da oluyor. Yani her zaman bizim zaten çalışma sistemimiz böyle belli bir kalıba sıcak bir çalışma sistemimiz yok. O yüzden bazen çok telaşlı olduğumuz zamanlar oluyor. Sürücüler de çoğu zaman anlayışlılar. Bazen gülümseyerek bakıyorlar bize. Alkışladıkları bile oluyor. Yol veriyorlar. Tabii kötü şekilde geri dönüşler de alıyoruz ama şöyle söyleyeyim. Ben 16 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yani Kayseri 112 bu anlamda çok yol kat etti. Yani ilk başladığımız zamanlarla şu an çok farklı. Yani olumlu anlamda çok güzel şeyler. Peki bu farklılıklardan bize bahsedecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? İnsanların ilk zamanlar yol verme konusunda çok sıkıntı yaşıyorduk. Yani kornaya basıyoruz, siren açıyoruz. Buna rağmen yol vermeyen, hatta çoğu zaman sizler de görüyorsunuzdur, arkamıza takılan çok fazla oluyordu. Çoğu şeyi aştık artık. Biz de eğitimler verdik bu konuda, vatandaşın daha duyarlılık olması konusunda. Şimdi trafikte de belli bir akış şeması var zaten. Çoğu insan da bunu öğrendiği için ona göre davranıyor yani. Saygılı insan çok fazla şu an. Nuriye Yücel Yağmur ismim. Kayseri 112'de paramedik olarak görev yapıyorum. 10 yıldır çalışıyorum aktif olarak 112'de. Peki 10 yıldır bu meslektesiniz ve yeri geldiği zaman da şoför olarak, ambulans şoförü olarak çalışıyorsunuz. Nasıl bir his? Kayseri'de böyle bir görev yapmak nasıl? Yani stresli, aynı zamanda güzel. Tabii 112 genel anlamda hem çok zor hem de çok güzel bir meslek. İnsanların en zor zamanlarında yardım ediyoruz, yardımlarına koşuyoruz. Sürücü olmak daha stresli çünkü hem kendinizin hem hastanızın hem ekip arkadaşlarınızın sorumluluğu sizde. Daha dikkat edilmesi gereken bir görev. O yüzden tabii ki zor. Arka planda, arka kabinde çalışmaya göre daha zor tabii ki. Onun dışında trafikte diğer araçlarla anlaşmak, yani normal aracınızı sürer gibi olmuyor. Seri ilerlemeniz gerekiyor, gitmeniz gereken bir acil durum var, ulaşmanız gereken vaka var. Ona göre daha dikkatli olmanız gerekiyor, daha seri olmanız gerekiyor. Bu yönlerden zor tabii ki. Ama tabii ki de trafikte bayan sürücülere öncelik çok olmasa da, yani normal sivilken kullandığımıza göre, ama ambulans şoförlerinde bayanları gördükleri zaman şunu gördüm: daha çok yol veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Normalde mesela biz çalışırken erkek şoförler olduğunda da ambulansa çok fazla yol verme taraftar değildi aslında vatandaş, ama o biraz daha değişti tabii ki. Daha bilinçliler, daha duyarlılar. O yüzden hani çok daha zorlukları azaldı diyebilirim.